2018 kurban çalışmalar için Sierra Leone'deydik. Sierra Leone'deki kurban çalışmalarımızı yaparken köyleri ziyaretimizi de önceliyorduk aslında. Bu ziyaretlerden bir tanesinde kırsal bir bölgeye gittik. Köyü ziyaret ediyoruz. Arkadaşlardan bir tanesi bu köyde bir tane teyzemizin olduğunu söyledi, Hava teyze. Hava teyzemiz o kadar özel bir insandı ki bütün bölgedeki, köydeki, köyün çevresindeki engelli çocukları evine almaya başlamış. Tabii bu duyuldukça Hava teyze artık kendi köyü ve çevresindekiler değil, dışarıdan da sokağa terk edilen, engelli oldukları için maalesef aileleri tarafından terk edilen çocukları evlerine almaya başlamış. Ziyarete gittik ve cıvıl cıvıl bir ev karşımıza çıktı. Hava teyze artık onların Hava annesi olmuş, nenesi olmuş ama daha önemlisi her şeyi olmuştu. Evi ziyaretimizde evin yapısını da çocukların yaşayabileceği şekilde revize etmiş, düzenlemiş, toparlamaya çalışmış. Ve evin her tarafından sesler geliyor, cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor. Ama çocuklarımızın hepsi engelliydi. Öyle anlarla karşılaştık ki o sevgi yoksunluğunu anne gidermeye çalışmış ve onların her şeyi olmuş. Öyle ki onlara verdiği küçük küçük sorumluluklarla beraber ailenin bir parçası yapmış hepsini. Ve konuştuğumuzda Hava annenin söylediği şunları hala kulaklarımızda. Bu çocukların kimsesi yok. O kimsesizliklerini ben onların annesi olarak gidermeye çalışıyorum. Ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Biz de İHA olarak Hava annenin yanında olmaya devam ediyoruz. Oradaki çocuklarımızın ihtiyaçları. Hatta ekiple beraber olduğumuzdan dolayı ekipteki arkadaşlarımız kendi aralarında yarıştılar. Burasının ihtiyaçlarını ben karşılamalıyım, hayır ben karşılamalıyım diye. Aslında bu bir iyilikte yarıştı. Ve bu iyilikteki yarışın kazananı Hava anneydi. Çünkü 24 tane engelli çocuğa evini açmak, onlara anne olmak, onların kimsesizliği yanında kimsesi olmak gerçekten çok büyük bir şeydi. Elhamdülillah artık Hava annenin yanında biz de varız. Türkiye'deki iyiliksever insanlar var, gönüllülerimiz var ve oranın ihtiyaçları, yıllık İHA işletme masrafları, ihtiyaçları İHA tarafından, gönüllüler tarafından karşılanıyor. Aslında kurban bize şunu hatırlattı, iyiliği yeniden inşa etmeyi anlattı. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ilk yola çıktığında yeniden ümmet seferi dediği şey aslında tam da burasıydı. Biz burayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Benim belki hiç unutamadığım örneklerden bir diğeri de Zimbabwe'deydi. 2008 yılında İHA'dan kurban çalışmalarla ilgili bölgeye bir ekibimiz gitmişti. Ekibimiz bu çalışmalar kapsamında Muzengere köyündeki insanların İslam'la müşerref olmalarına vesile olmuştu. Bu şahitliği biz bu yıl içerisinde bölgedeki çalışmalarla ilgili ziyaretimizde yeniden yaşadık. O köye gittiğimizde çok kısa bir süre önce yıl içerisinde gittik. Köydeki insanlar bizi karşıladılar. Kabilenin reisi, camimizin imamı karşıladı bizi. Bize tarihi vesika, iyilik vesikası olarak 2 sayfalık bir metin hazırlamışlar. Öncesinde güzel güzel dualar etmişler ve mektubun içeriğinde 2008 yılında geldiğiniz ve bizim köyümüze iyiliği getirdiğiniz o kurban gününü hiç unutmuyoruz. Ve biz bugünü hayırla yad ediyoruz ve bugünün anlamına uygun bir şekilde size bu mektupları vermek istiyoruz demişlerdi. Tabii duygularımız kabarıyor bizim de oradaki insanların da ve bunların dualarıyla beraber o tarihi vesikaları almış olmanın mutluluğunu, hissini asla unutmayacağız. Unutmadığımız şeylerden birisi de şuydu, yaşlı nenemizi evine ziyarete gittik. Gerçekten çok anlamlı, çok duygusal anlardı. Elini öptük, duasını aldık ve şunu da eklemeden geçmediler. Buraya inşa ettiğiniz cami ve bu caminin bizi bir arada tuttuğu bu çalışmalar çok önemli, çok kıymetli. Biz bunu bir kez daha yaşayarak paylaştık ve şu anda orada cemaatle namaz kılınıp dualar ediliyor. O duaların bulduğu yer bu topraklar. Bu topraklar bu dualarla güç buluyor. Ve elhamdülillah biz yine 2021 kurban çalışmalarında yeryüzünün onlarca coğrafyasına gidip bu iyiliği o topraklara ulaştırmaya çalışacağız.